Efendim merhabalar Sanat TV izleyicileri, yine bizlerlisiniz. Bu akşam harika bir konu ve konukla sizlerle birlikte olacağız. Hemen ben Şakir Hocam'a hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Şakir Hocam, astrolog Ece Erhan Kul, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle biraz rahatlayalım, Şakir Hocam'la devam edelim programa. Yine rahmetli Avruf ve Şakir Aslan'la evet. Hayatın Fotoğrafı programında birlikteyiz. Bu akşamın konuğumuz astrolog Ece Erhan Kul. Çok merak ettiğin soruların hepsinin cevabını bu akşam bulacaksınız. Ben de çok merak ediyorum aslına bakarsanız. Bu akşam çok güzel bir akşam olacak gibi. İlginç bir akşam olacak. Evet. Ecan, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız demeden önce, ya aslında nasılsınıza falan girelim mi? Yayına başlayalım mı? Kendinizi birazcık bize hemen kısa bir özgeçmiş halinde tanıtın hocam. Ondan sonra da astroloji nedir sorusuyla kısacık başlayalım. Tamam, elbette. Ece Erhan Kul ismim. Aslında tekstil yüksek mühendisiyim. Çocukluktan itibaren astrolojiye olan merakımın ilerleyen yıllarda beni bu konuya itmesine engel olamadım açıkçası. Çok da büyük bir merakım vardı. Son 4,5 yıldır profesyonel olarak astrologluk yapıyorum. Astrolog Ece Erhan Kul ismiyle Instagram, Facebook ve YouTube kanalı şeklinde devam ediyorum çalışmalarıma. Profesyonel danışmanlık veriyorum. Yaptığım iş bu şekilde. Astroloji nedir'e gelecek olursak, aslında çok fazla şey var astrolojiyle ilgili. Bir kere şunu söyleyebilirim, gökyüzündeki gezegenlerin veya diğer astrolojik noktaların bizim üzerimizdeki kuantumsal etkisini aslında anlamaya çalışıyor astroloji. Ve burada çok fazla değişik işte nokta var, asteroidler var, yıldızlar var, gezegenler var. Tüm bunların bir şekilde biz modellemesini yaparak bu modelleme üzerinden bir okuma yapmaya çalışıyoruz. Çok genel anlamda bu şekilde söyleyebilirim. Tabii ki çok anlatılacak şey var. Kısaca tabii böyle canım. Diyebiliriz astrolojiyle ilgili. Evet, yani kabaca anlattığımızda. Çok kabaca, evet. Çok kabaca bu şekilde. Yani özeti bile o kadar geniş ki. Evet. Değil mi hocam? Evet, tabii ki. Şimdi astroloji deyince o kadar çok geniş bir kapsam kapsıyor ki, çok geniş bir alanı. Biz sadece burçlar olarak bakıyoruz basit olarak ama yani bu işe çok fazla ilgisi olmayan kişiler. Evet. Ama Ece Hanım da az önce ön görüşme yaptığımızda yani saatler yetmez, bırak günler yetmez astrolojinin içine girersek eğer. Onun için daha böyle net, benim anlayabileceğim şekilde konularla gidersek bence daha iyi olacak. Çünkü gerçekten çok geniş ve çok ilginç bir konu. Evet. Az önce içeride konuştuğumuz, kuliste konuştuğumuz konulardan o zaman başlayalım hocam. Senin hani yükselen burç, burçlar nedir? Yükselen burç, istersen o konuyu bir toparlarsan Ece Hanım'a. Şimdi ben bir girişimizi yapmış olalım. Mesela içeride sormuş benim gibi yani 50 artı daha böyle yaşıyor. Daha geç yaşta olan kişilerin nüfus kağıtlarını ne tarih doğru ne de işte doğduğu saat belli. İşte harman zamanı doğmuş ya da işte tütün zamanı doğmuş. Yani genellikle ne zaman nüfus müdürlüğüne gidilirse o zaman yazılmış. Yani 5 ay sonra gidilmiş, 1 sene sonra gidilmiş. Mesela benim doğum tarihim doğru ama benim bu doğum tarihimi de yani kendi çabamla buldum. Yoksa normalde nüfus kağıdında doğum tarihi benim şu an doğum tarihim değil. Ama benim doğum saatim yok. Peki, yükselen burçlar genellikle doğum saatine göre yapılıyormuş. Ben öyle duydum. Yani bir arada falan okudum. Birkaç böyle muhabbete de geçti. Benim doğum saatim belli değilse, benim yükselen burcum da belli değilse, benim astrolojim hiç faydalanamayacak mıyım? O zaman şimdi önce şeyi anlatmak lazım. Yükselen burcu niye kullanıyoruz aslında? Ve bu yükselen burç ne işe yarıyor? Ya da burçlar nedir? Aslında evet, başlamak hocam. Lazım. Evet. Ve olabildiğince toparlamaya çalışacağım tabii tamam. ki yine. Şimdi gökyüzünde 12 tane burç takım yıldızı var diye düşünebilirsiniz. İşte koçtan balığa kadar bu bizim bildiğimiz, o şey her yerde okuduğumuz burç takım yıldızları. Yani burçlar dediğimiz şey. Gökyüzünde bizim buradan baktığımızda herhangi bir gezegenin bu burç takım yıldızlarından hangisiyle hizalandığına göre biz diyoruz ki bu gezegen şu burçtadır. Hatta zaman zaman okuyordur arkadaşlar da izleyicilerimiz de. İşte mesela Güneş İkizler Burcu'nda, işte Venüs Akrep Burcu'nda gibi böyle yazılar yazıyor astrologlar veya videolar çekiyorlar. Bunlar işte o anda gökyüzünden biz buradan dünyada baktığımızda o gezegenin hangi burç takım yıldızıyla hizalandığı anlamına geliyor. Tabii şimdi siz doğduğunuzda
sizin doğduğunuz anda, anne rahminden çıktığınız anda gökyüzüne bakıldığında gökyüzündeki gezegenlerin, işte yıldızların bulundukları konumlarda her biri farklı bir burçtalardı siz doğduğunuzda. İşte ben doğduğumda farklı bir konumdaydı. Bunları alıp modelleyerek biz astrolojik haritayı oluşturuyoruz. Tabii bu modellemeyi gerçekleştirirken tabii sizin doğduğunuz saat de önemli. Çünkü yükselen burç deden olgu burada işte devreye giriyor. Çünkü siz doğduğunuz anda, doğduğunuz yerde, doğu ufkuna bakıldığında oradan yükselen burç takım yıldız, yani ufukla hizalanan daha doğrusu burç takım yıldızı hangisi ise bu da sizin yükselen burcunuzu oluşturuyor. Ve onu baz alarak diğer kalan noktaların da yerleşimini gerçekleştirerek biz bir astrolojik harita çıkartıyoruz. Yükselen burç aslında bu yüzden önemli. Saat de niye ortaya çıkıyor? Doğduğunuz anda ve o an için ufukta acaba hangi burç takım yıldızı yükseliyor? Çünkü 24 saat içinde 2 saatte bir yaklaşık değişiyor bunlar. O yüzden yükselen burçta burç o yüzden önemli. Yani haritayı çıkartabilmek için aslında yükselen burç önemli. Tek başına bir anlamı yok. Fakat sizinki gibi bilinmediği durumlarda bunun hesaplanması gerekir ve hesaplanabilir de. Rektifikasyon denen bir işlem var. Hayatınıza dair önemli tarihlerin listelemesi yaparak işte şu tarihte evlendim gün ay yıl olarak, şu tarihte çocuğum oldu, bu tarihte şunu yaşadım gibi işte vefat tarihleri hayatınızdaki kişilerin falan. Bunları listelediğiniz zaman bunları işte haritanın üstüne koyarak sizin kendi haritanızın o aralığın üzerinde ilerleyerek, gerileterek bir matematiksel işlemlerle biz bunu hesaplayabiliyoruz. Ama, bir haritanızı çıkartabiliyoruz. Ama ne kadar sağlıklı oluyor şimdi? Gerçek doğum saati belli. Siz tahmini ama diğer şeylerden işte evlendiği tarih, çocuğu doğduğu tarih veya daha önemli işte numaroloji tarih, dediğin işte numaroloji, orada giriyor herhalde aynı, değil mi? Aynı yere geliyor mu acaba o şeyler? Yani. Şöyle şimdi zaten bazı şeyler var hayatımızla ilgili. Bunlar çok nettir. Mesela özellikle hayatınızdaki taşınmalar, konum değişiklikleri, yer değişiklikleri veya böyle evdeki büyüklerin yakın çevre, işte anne, baba, yakın işte anneanne, dayı işte gibi falan yakın akrabalarınızın özellikle maalesef ki kötü bir şey ama vefat tarihlerini de çok kullanabiliyoruz bu noktada. Bunlar zaten haritalarda belli noktaları tetikliyorlar ve biz diyoruz ki hani bu kişinin evet biz hiç bilmiyoruz saatini ama bu kişinin bu haritasındaki konumlara göre bu anda böyle bir şey olması lazım. Gökyüzünde o ana gidiyoruz. O andaki bilgilerle sizdeki yaklaşık bilgileri çakıştırarak özel bir matematiksel işlem yapıyoruz. Yani şöyle. Yani ben, bayağı bir orada çetrefilli iş var. Normal doğum tarihim belli. Peki. Bana söyleyeceğiniz birisi eğer doğum saatini belli olsa bana söyleyeceğiniz sizin 10 olabilir. Yani daha geniş. Haritanızı yani, çıkartabilmem için. Öyle anlıyorum ben. Haritanızı çıkartabilmem için yani o an haritası dediğimiz doğum an haritasını çıkartabilmem için benim o saate zaten ihtiyacım var. Yükselen burç çünkü o haritanın en baştaki anahtar noktası. Ondan sonra diğer gezegenleri yerleştiriyorum. O referansı oluşturuyor. Yoksa size bir katkısı yok onun. Peki hocam burcunu da hiç bilmiyorsa? O zaman işte o çok zor. O noktada yani hadi astrolojik olarak çok zor işimiz. Hocam. Yani çünkü rektifikasyon aynı gün içerisindeki saatlerde çok etkili çalışan bir sistem. Hani yapılabilir mi? Mesela doğum saatiniz bellidir de atıyorum. Bir gün belli değildir. Böyle kişiler de oluyor. Mesela diyorlar bana başvuruyorlar. Ben işte annem şu 10 günlük aralıkta beni doğurmuş. Günü hatırlamıyor. Ama şeye çok emin, doğduğumda benim sabah ezanı okunuyormuş diyor. Şimdi öyle bir özel durum varsa o aralıkla sabah ezanı üzerinden gelerek de yine çalışabilirim. Ama günde belli değil, saatte belli değilse astrolojiyle o anlamda yapabileceğimiz bir şey yok. Ha orada numerolojik analiz alabilirler. Tabii yine günü bir şekilde belirlemeye çalışmaları lazım olabildiğine. Evet. Numerolojiden ancak orada faydalanabilirler. O da astroloji değil, başka bir şey zaten o da. O zaman biz izleyicilere şunu diyebiliriz ki, kimliğimizde her yazan doğum tarihine göre okuduğumuz burçlar bize tam doğru bilgiyi vermiyor diyeceğim ama sonra zaten sen bunu bize açacaksın burçlarla ilgili yorumunu evet, değil mi? Evet. Sırası gelmişken devam edelim mi yoksa? Yani şunu söyleyebilirim. Şimdi bir kere sizin burcun dediğiniz şey, evet. Siz doğduğunuzda güneş gökyüzünde neredeydi? Aslında onu gösteren şey. Şimdi güneş bir yıl içerisindeki bütün burçları 30'ar günlük dönemlerde, periyotlarla geçerek bir yılı 360 günde falan yaklaşık olarak dolaşıyor bütün burçları. Şimdi o yüzden de 30 günde bir farklı burçta insanlar dünyaya geliyor. Ve bunların tarihi de yaklaşık olarak geçiş dönemleri hariç sabittir. Şimdi sizin ama haritanızı az önce bahsettim. Mesela siz... Mesela siz Başak burcuymuşsunuz. Evet. Güneş Başak'tayken doğmuşsunuz. Şimdi sizin gibi bir sürü insan Güneş Başak'ta doğdu ama şimdi Güneş Başak'ta doğan başka bir yılda başka bir yerde filan doğan birisinin haritasında yükselen burcu farklı çıkar.
o anda o doğduğu yılda ve ayda Başak'tır ama başka bir gün ve yıl ayda doğmuştur. Haritasındaki o diğer noktalar, Venüs'ü başka burçtadır, Merkür'ü başka burçtadır, açıları farklıdır. Otomatikman bu ikinizi birbirinizden özellikle iki farklı kişi haline getiriyor. Ve o doğum haritası aynı bir parmak izi gibi çok size özel bir şey. O yüzden siz 12 burçla sınıflandırılamazsınız. İnsan aslında çok özel. Her bir insan kendine has biricik. Doğum haritası üzerinden aynı bir parmak izi gibi aslında kim olduğunu anlayabiliyorsunuz. O yüzden burç size evet bazı noktalarda uyuyor ama eminim ki birçok izleyicimiz şunu da diyor. Ben koç burcuyum ama bana koçun hiçbir özelliği uymuyor. Haritanızda özel bir durum vardır, uymayabilir. Güneş koç olmanızı sadece olduğunuzu gösteriyor koç burcu olduğunuz. O olmanız başka bir şey göstermiyor ki. Acaba diğerleri nerede? Önce evet. Doğum haritası çıkarılması lazım. Peki okuduğumuz günlük burç yorumlarımızda genelleme midir o? O burç yorumları olabildiğine bir genellemedir. Ve o burç yorumlarını eğer gerçekten okuyacaklarsa ki çok faydalı değildir. %20-30 belki size olacaktır yani onu da söyleyeyim. Onu okuyacaklarsa yükselen burçlarına göre okusunlar. Yani burçlarına göre çok okumasınlar ama yine %20-30 size uyan bir şeyle de hayatınızı tabii ki yönlendiremezsiniz yani. Şimdi zaten ben günlük burçları işte gazetelerde falan görüyoruz ya da işte internette de çok artık bayağı bir şey var. Evet. Burç yorumları falan. Ama ben şöyle düşünüyorum, insanlar duymak istediklerini yazıyorlar sanki oraya. Yani insanlar güzel şeyler duymak istiyor. Hayatıyla ilgili, geleceğiyle ilgili güzel şeyler okumak istiyor. Ona göre büyük ihtimal öyle düşünüyorum ben. O şekilde yazıyorlar. Veya o biraz öyle, biraz şeysiz diyeyim, %20'si gerçekse %80'i de insanlar mutlu olsun diye yazılan şeyler gibi geliyor bana. Ama yine de okuyoruz. Hoşumuza gidiyor. Çünkü yani. Gelecekten haber verdiğini düşünüyoruz evet. da o yüzden. Yani aslında hani fallara falan da o yüzden meraklı herkes. Fala inanma, aynı mantık yani. Fala inanma, falsı kalma hesabı var yani. Evet. Burcu'ya inanma ama Burcu'yu muhakkak okursun. Yani. Gözün yani bir yerden gelse Koç Burcu bir okuyayım. Mecbur okuyorsun yani orada onu. Güzel şeyler yazmış. İşte hayatta güzel şeyler olacak gibi. İnsan belki de böyle motivasyon veriyor. Belki de önemli yani. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir kere zaten bir haritanıza bakılması lazım. İkincisi de yani çok fazla insanlara tamam böyle hani bir şeyleri belki üstünü cilalayarak vermek işte biraz daha hani PR diyoruz ya biraz daha böyle hani insanları mutlu edecek şekilde söylemek falan ama aslında hayatın gerçekleri var bunu unutmayalım. Ve aslında astrolojik haritanın şöyle bir şey yaptığını veya sistemin bize bunu burada anlatmaya çalıştığını anlamamız gerekiyor. Yani şimdi baktığınız zaman evet sizin haritanızda ya da işte o anda Türkiye'yi bekleyen veya dünyayı bekleyen bir takım olumsuzluklar olabilir. Evet. Hı. Ama burada önemli olan şey şu. Bu olumsuzlukları biz acaba niye yaşıyoruz? Bu olumsuzlukları acaba düzeltmeli miyiz? Hangisini düzeltmeliyiz? Neyi düzeltmeliyiz? Burada da işte farkındalık dediğimiz şey ortaya çıkıyor insanlardaki. Yani şimdi ben bana güldür güldür kötü bir şeyin geldiğini görüyorsam haritamda ben burada o şey başıma gelmesin diye çünkü bir olasılık ilmi astroloji sonuçta bu kötü şeyin başıma gelmemesi için ben acaba kendimi neyi değiştirebilirim olarak bakmaya çalışıyorum astrolojik haritama ve otomatikman bir bakıyorum o kötü olacak şey beni transitle geçmiş olabiliyor. Yani burada o yüzden aslında gerçekleri bilmek ve bu noktada kendimizi ne kadar değiştirebiliyoruz'a bakmak lazım. Astroloji bence bunun için daha çok geçerli bir şey. Öngörüden çok yani. Anladım. Yani hani şimdi şöyle bir soru hazırlamıştık biz. Astroloji işte potansiyellerim söyler, kehanette mi bulunur gibi bir sorumuz vardı. Bunun biraz cevabını da vermiş oldunuz aslında. Ama açalım mı biraz? Hani kehanette bulunuyor mu astroloji? Evet. Yani astroloji potansiyelleri söyler her zaman için. Burada insanların seçimleri vardır. Ve bu seçimlerle aslında bir şekilde kader yazılır. Ama tabii şunu da unutmayalım. Sonsuz olasılıkları evreninde tüm olasılıkları, seçeceğimiz tüm olasılıkların sonucunu nereye bildiğini bir tek Allah, gideceğini bir tek Allah biliyor. Biz burada o olasılıklar içerisinden kendi özgür irademizle bunu seçersek sonucun ne olacağını Allah biliyor. Öbürünü seçersek de sonucun ne olacağını Allah biliyor. Biz o anda o anki ruh halimizle, o anki farkındalığımızla birinden birini seçiyoruz. Burada işte biz burada olasılık olarak bunların hangileri olabileceklerini astrolojiyi okuyoruz ama yine kişi kendi yapacağı seçimlerle burada kaderi yazıyor. Yani bir kehanette bulunmuyor diyorsunuz. Olabilirliği, olasılığı söylüyor. Aynen öyle. Peki şöyle bir şey sorayım size ben o zaman. Şimdi tarihte bir sürü kahinler var. Evet. Bunlar astrolog mu? Ermiş mi? Yoksa gelecekte haber veren başka bir ne diyeyim işte uzaydan gelen başka bir şey mi?
yani okuyoruz yani çok yani tarihte de o kadar çok kainler veya hala günümüzde de işte 2025 yılında şurada şey olacak. İşte tabii biz bunları kehanet burada olarak. Burada böyle Nostradamus ha. falan var meşhur. Yani mesela çok eskiler mesela, var, kadimler zaman, var. Yani görmeyen bunu, insanlar var. Hiç evet. yıldızları ya da evet. bilmiyor. Bunlar astrolojiye göre mi konuşuyorlar? Yoksa gerçekten böyle başka bir yetenekleri, başka bir işte Allah'ın verdiği başka bir kabiliyetleri mi var? Eğer astrolojik kehanet değilse. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi bir kere spiritüel ilimlerde akashik kayıtlar denen ya da bize levh-i mahfuz olarak bilinen bir yer var. İşte o tüm olasılıklar orada yazıyor. Şimdi bazı insanlar, bazı işte Allah'ın bazı şeyler bahşettiği bazı insanlar buraya bir şekilde ulaşabilecek şeye sahip. Buraya bir şekilde ulaşabiliyor bu insanlar. Bu ve astroloji de aslında bu tip spiritüel şeylerle ilgilenenler için bunlara adım atılan bir yer. Mesela şimdi astrolojiyle ilgilenen birisi eğer bir de hele karmik ve spiritüel bir şey yapıyorsa onun arkasından ya bir şifa konusuna katılır, bilinçaltına girer. Hani hep böyle spiritüelliğe bir şekilde bulaşır. Astroloji bunun temel tarlası gibi bir yerdir. Ve o bahsettiğiniz kişilerin çoğu zaten astrolojiyle hatta onlar yıldıznameciymiş daha çok. Bununla birlikte spiritüel konularda da bir şekilde eğitildikleri veya zaten böyle bir yetenekleri olduğu için. Olabilirken daha iyi alıyor. Olasılığı görüp astrolojiyi de okuyup daha doğru zaten tahmin. Onlara bir yerden de bilgi geliyormuş. Beraberce yapmışlar. Yani kahinlik var orada biraz da. Yoksa o kadar ilerideki şeyleri %100 görmesi imkansız bir insanın astrolojiyle. Kalp gözleri açık. Kalp gözü herhalde. Açık aynen evet. öyle. Biraz yine seni tanıyalım Ece Hanım. Senin ilgilendiğin dal nedir astrolojide? Neler yaptın? Yani kimi örnek aldın? Astrolojiye merakın nasıl geldi? Bu ana kadar neler yaptın? Ne hizmetler veriyorsun? Astrolojinin hangi dalında uzmanlığın var? Şöyle, şimdi ben aslında 9 yaşında falan böyle ilk televizyonda kulakları çınlasın Rezan Kiraz'ı gördüm ilk televizyonda. Hmm. 1990'lı yıllarda. Evet. 80'lerde hatta pardon. İlk onu gördüm. Bir gün dedim ben de böyle çıkacağım ve dedim böyle bir şey yapacağım dedim. Tabii çocukluk hayali. Herkes gülüp geçiyor. O zaman astrolog falan. Evet evet renkli saçlar falan böyle sarı renk saçlar falan. Sonra aradan tabii yıllar geçti. Hayat insanları başka yere atabiliyor. Ve benim tabii çok 25-27 yıl belki geçti üstünden bunun. İşte ta o zamana kaldı hayallerim. Tabii ki bu konuyla ilgili profesyonel bir şeyler yapmak ve gerçek anlamda bilgi edinmek için okunmanın, etmenin ve araştırmanın dışında eğitim de almak gerekiyor. O bilgilerin nasıl derlenip toplanacağını anlamak gerekiyor. Bu noktada ben astroloji eğitimi aldım iki farklı hocadan. Bir tanesi karma kehanet üzerine bir astroloji tekniğiydi. Diğeri de biraz yıldızname bilen bir hocadan işte özel analiz teknikleri öğrendim. Ve bunlarla işte bu işi yapmaya başladım. Şöyle söyleyeyim, ben bunu artık zaten dediğim gibi profesyonel olarak yapıyorum. Ve hani astroloji sadece kişi haritası olarak da değerlendirmemek gerekiyor. Şimdi mesela sizin bir doğum anı haritanız var. Bu doğum anı haritasıyla sizin hayatınızdaki olasılıklar görülebilir. Ama aynı şekilde şirketlere harita bakılabilir. Şirketlerin kuruluş anları var. Şirketin kuruluş anından o şirketin mesela nereye gideceğini, nasıl elemanları olduğunu, nasıl bir reklam yapması gerektiğine kadar. O da şirketin doğum tarihi. O da şirketin doğum tarihi. Evet. Aynı şekilde ülkelerin var doğum tarihleri. Kuruluş tarihinden. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 Ankara 20-34. Şimdi buna göre bir Türkiye Cumhuriyeti'ni harita çıkarttığınız zaman Türk halkının nasıl bir halk olduğu, bu ülkedeki ekonominin nereye gideceği, işte insanların davranış şekilleri, gelen hükümetlerin, gelen işte şeylerin, muhalefetteki partilerdeki insanların nasıl karakter yapılarında kişiler olacağına kadar bunların yönetim şeklini falan her şeyini görebiliyorsun. Köklerinden ne getirmiş bu ülke? Nasıl bir toprak yapısı var? Nasıl bir iklim yapısı var? Tüm bunları okuyabiliyorsun. Bir tanesi işte coğrafi astroloji olarak geçiyor. Bir diğeri işte kişi astrolojisi, diğeri şirket astrolojisi. Olay anı haritaları çıkartabiliyorsun. Mesela mesela Covid'in çıktığı anın haritasını çıkartıp bu Covid'in arka planda bizlerin bilmediği dışındaki sebeplerini de görebilir aslında birçok kişi. Veya başka diyelim bir olay oldu, bir yerde sel oldu ya da bir yerde bir bombalama oldu. Bu arka planda neye gerçekleşti de bu oldu? Biz görüyoruz bir şeyleri ama arka planda neler oldu gibi. Bunları astrolojiyle anlayabilmek, potansiyelleri görebilmek mümkün. Astrokartografi diye bir teknik var. Sen burada yaşıyorsun ama mesela sen diyelim Samsun'a gidip yaşasan hayatın nasıl olur acaba?
Orası seni başka konular destekliyor mu acaba? Bunların hepsi işte rektifikasyon keza bir başka teknik. İşin içine öngörüyü katmak bir başka teknik. Tüm bunlarla astrolojiyi bolca çoğaltabilmek mümkün. Diğer bilim konu. Dallarıyla da alakalı o zaman astroloji. Tabii. Astrolojiden yani geliyor zaten. Yardım alıyor, sosyolojiden yardım alıyor, evet, psikolojiden yardım yani alıyor. O zaman astroloji, bütün... astroloji kendisi bir bilim mi? Tabii ki bilim. Yani şöyle söyleyeyim. Astronomi gökyüzündeki tüm her şeyi, gökyüzündeki işte gezegenlerin nerelerde olduğunu astronomik tablolardan biz zaten hani kullanıyoruz. Hmm. O astronomik tabloları alıp astrolojik olarak bir harita haline getirip bu modellemeyle okuması da astroloji olmuş oluyor aslında. İşin içine bir de bu işin işte bu kadersel taraflarını da kattığımız zaman astroloji oluşturmuş oluyoruz aslında. Astronomiyle en çok beraber çalıştığı yer burası. Evet, mitolojiyle çok yakından alakalı. Evet. Bahsedelim mi biraz? Sen mitolojiyi yani de çok seviyorsun biliyorum. Aynı zamanda ben şunu... Uzmanlık adının değil tabii. Hani. Evet, söyleyeceğim. Arkeoloğumuz iki yıldız bir dalgıçtır. Profesyonel bir dalgıçtır. Astrolog. Kendisi. Arkeolog. Bilimler. Evet, çok şey yakın ya birbirine. Aynen. Mitolojiden bahsettik. Evet. Orada arkeolojiye girdim. Artık çok affedersiniz. Yok canım, sağ olun. Evet, hani bunu da özellikle söylemek istedim. Hocam sormak istediğim bir şey yoksa şunu sorabilir miyim ben? Tabii sen sor, ben sonra soracağım başka soru. Buyur önce sen sor hadi. Şimdi ben şöyle bir şunu sormak istiyorum. Bütün hayatını astrolojiye göre yönlendiren insanlar var. Hmm. Benim tanıdığım insanlar da var. Yani. Ama nasıl astrolojiye göre yönlendiriyor? Yani, burçlara göre mi, haritasına göre işte, mi? Önemli onu. Yok işte retro dedikleri bir şey varmış. İşte ona göre... Sözleşme imzalamıyor. Ona göre ikili ilişkilerini ayarlıyor. Ya da işte yıldıza göre işte diyor benim yıldızım bu hafta böyle olacak. Yani bu doğru bir şey mi? Yani biz hayatımızı astrolojiye göre yönlendirebilir miyiz? Bu böyle bu doğru mu? Yani yoksa bu yanlış bir şey mi? Yani tam anlatamadım sorum ama yani astroloji bizi doğru yönlendirir mi? Çok hayatımız. Güzel yönlendirir. Çok güzel yönlendirir. Şöyle söyleyeyim. Ama burada astroloji yani hem evet hem hayır aslında bunun cevabı. Şimdi astrolojik olarak siz burç yorumları ya okuyarak mı yapıyorsunuz? İlave sorayım. Siz hayatınızı astrolojiye yönlendiriyor musunuz? Evet tabii ki. Kendi haritama ve Türkiye haritasına vesaire bakarak yapmam gereken şeyleri, bir takım atılımlarımı düzenliyorum. Ama dikkat ettiyseniz haritama göre dedim. Gidip de herhangi bir şekilde, işte ben ikizler burcuyum mesela, ikizler burcu yorumları okuyarak yapmıyorum tabii ki. Şimdi kişilere de söyleyeceğim, aslında tavsiye edeceğim, şu bir kere burç yorumu şeyinden çıkmaları lazım, bu düşünceden çıkmaları lazım. O hani böyle keyfini, eğlencesine yaptıkları bir şey olabilir ama gerçekten kendileriyle ilgili potansiyelleri, aslında astroloji sizin bu hayattaki yolunuzu en güzel gösteren şeydir. Öncelikle bir kere kehanetten önce ya da öngörüden önce bu hayatta ne yapmanız gerektiğini anlamanız lazım. Allah sizi ne yeteneklerle buraya göndermiş. Burada sizin ne yapmanız gerekiyor? İşte kimi nasıl faydanız olması gerekiyor? Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Gitmeniz gereken yol tam olarak ne? Birçok kişi yanlış bir yolda ilerlediği için dertlerle, sıkıntılarla boğuşuyor. Aslında hani hayatını yönlendirmeyi bu noktada bakmak lazım. Öncelikle kendini anlamak, sonrasında da zaten kendini anladığı zaman da gökyüzünü takip ederek bir şekilde hayatının ona neler getirebileceğine bakarak da hayatını yönlendirebilir. Tabii yine potansiyelleri görür. Hani yine Allah'ın her zaman sürprizi oluyor yani. Siz sorun Zira Hanım. Soracağım hocam. Ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi astroloji bize olasılıkları söylüyor. Evet. Bu olasılıklar çok mu? Çok. Yani mesela bir konuda haritamızın bize karşımıza çıkarttığı olasılıklar işte bir sınırı var mıdır? Mesela 10 olasılığı vardır. Ya da işte 20 diyebileceğimiz bir şey var mı? Sayı olarak veremeyiz. O an oradaki haritanızdaki durumlara göre bakmak lazım. Bazı zamanlar mesela hayatınız çok sakin geçer. Bazen olaylar olur. Orada bir şeyler vardır belli ki gelecek. Gelmekte olan o bellidir yaklaşık olarak. Hı-hı. Ha burada mesela güzel bir şey vardır gelen veya güzel bir fırsat vardır. O fırsatı mesela yakalamak adına astrolojik haritadan faydalanabilir. Hı-hı. Peki bu olasılıkları bilmek insanın heyecanını yitirmez mi yani? Vallahi hiç de yitirmiyor. Mesela kendi haritama da bakıyorum, işte eşimin haritasına falan da bakıyorum. Birçok şey görüyorum ama o kadar Allah sürpriz yapıyor ki yine de acaba falan deyip yine de böyle yani şöyle, heyecanla şimdi, bekliyorum ne olacağını. Haritaya göre evlenebilir mi? Haritaya göre boşanabilir mi? Haritaya göre iş kurabilir mi? Yani, kurar. Şimdi diyelim ki orada olasılık bir sürü iş var. İkincisi ben işi seçip sonra haritaya bakacağım.
Yoksa haritaya bakıp iş mi seçeceğim? Tabii şöyle söyleyeyim. Bir haberde okudum. Bir futbolcu eşi astrolojik haritasına göre işte aldattığını öne sürerekten, ki öyle bir olay var mı yok mu bilmiyorum ama, bu sebeple boşanmak istiyor, istediğini söylüyor. O çok saçma bir şey olmuş, öyle bir olasılık. Adam acaba şimdi bir kere evlilik iki kişi yapılan bir şey. Bir evlilikte özellikle bir kere eşin de haritasına bakılması lazım. Kişinin kendi haritasına bakılması lazım. Öyle potansiyel olabilir. Hani adamın önüne aldatma fırsatı çıkmıştır da adam yapmamayı seçmiştir. Hani bu dedim ya. Ama orası böyle duruyor. O duruyor ama adam yapmadı belki. Hani bununla zaten böyle bir şey yapılmaz. Bir de Jack Jack türü laflarla astrolojik olarak konuşulmaz. Olabilir denmesi gerekir. Hani bu bir potansiyel çünkü. Seçimi siz yapacaksınız veya ben yapacağım kimin haritasıysa. Hani olaya öyle bakmak lazım astrolojide. Jack Jack tipi laflar çok hoş olmuyor astrolojiyle ilgili yani. Ya onun doğasına aykırı, öyle söyleyeyim. Gerçi evet, o Jack Jack'lar bilimin her dalına aykırı. Evet. Yani hani bilim o kadar açık ki yarın her şey değişebilir. Tabii doğru söylüyorsun. Yani Jack Jack dedin, bilim evet, olmuyor. Evet, aynen öyle hocam. Peki gökyüzü, yıldızlar ve işte asteroidler falan, bunlar yeryüzünü ne kadar etkiliyor? Yeryüzünü etkiliyor. Yani bir dalgıç olduğun için şunu da sormak istiyorum. Suyu da etkiliyor mu hocam? Etkiler tabii, etkilemez. Mesela biz geçenlerde bir grupta şeye baktık, müsilaja baktık. Mesela müsilajın çıktığı zamanlara baktık. Mesela müsilaj nereden oldu? Niye oldu? Söylediğinde mesela bir sürü dedikodu vardır. Mesela müsilajla ilgili, yok işte şu fabrika şu atığı saldı da oldu. Yok şöyle oldu da saldı oldu. Geri plan haritasına baktığınızda orada neyin ne olduğu çıkıyor ortaya. Gibi. Hani bazı şeyleri gözlemlemek mümkün. Mesela ben bir şey söylemiştim. Bu yangınlar ilk olduğunda, hatırlıyorsanız bu Fethiye civarında olan yangınlar çok ağır geçti biliyorsunuz. Ağustos ayındaydı sanırım. O yangınların ilerleyen günlerde de daha devam edeceğini ben mesela söylemiştim. Çünkü astrolojik olarak bazı özel gezegen geçişlerinde halen yangınla ilgili doğa afetleriyle karşı karşıya olacağımız yazıyordu. Mesela suyla ilgili o da görünüyordu ve nitekim oldu. Yaklaşık şu alanlar, şu bölgelerde, tam da o bölgelerde oldu. Hani hem su parçasını hem kara parçasını yıldızlar etkiliyor. Etkiliyor. En basiti yani gelgit denen bir şey var. Evet. Ayın çekim kuvvetiyle gelgit oluşuyor. Burada ayın dışında da bir sürü cisim var yani sonuçta baktığımızda. Bir de onların birbirine yaptığı görünümler var. Şimdi bak, ilginç bir soru var. Timur Bey diye bir sormuş. Diyor ki ben astrolog değilim diyor. Haritamı nasıl çizeceğim diyor. Hangi haritama bakacağım? Yani. İşte o yüzden astroloğa gideceksiniz. Bir astrologdan daha yardım almak durumundasınız. Evet. Yani bir kere ben hep şunu söylüyorum. Astrolojik danışmanlığı bir kere en azından astrolojik haritasını, kendi hayat yolunu, potansiyellerini anlamak adına. Çünkü diyorum ya, birçok kişi çok mutsuz hayatta. Çünkü istemediği bir şey yapıyor. Ben de bu yollardan geçtim. Aslında az önceki sorunun da cevabı gibi olsun. Ben de yıllarca kendimi aradım. Astrolojik haritama baktığım zaman, kendimdeki potansiyelleri gördüğüm zaman ne yapmam gerektiğini daha iyi anladım. Herkes bir kere astrolojik haritasını öğrenirse, potansiyellerini görürse, ondan sonrasında ne yapması gerektiğiyle ilgili kafasında daha bir şeyler berraklaşacak. Yani meraklı bir şey, yardım almalı. Ya herkes bence bu anlamda bir kere alsın, işin kâhine tarafına girmeden bu hayatta ben ne yapmalıyım, nasıl daha iyi bir insan, daha tekamülünü yüksek bir noktaya getirebilen bir insan, hani Allah'ın daha iyi bir kulu olabilirim mi? Bakabilir buradan astrolojik haritasından. Bir kere bunu yaptırsa bile, o bile hayatına çok büyük atılımlar yapmasını sağlayacak. Sonra hayatı daha güzelleşecek. Eğer kendi gitmesi gereken yolda ilerlerse, hayat ona zaten güzel şeyleri getirecek. Seçimlerini orada o noktada kullanacak yani. Haritayı çalıştıracak bir noktada. Evet. Şimdi sanatçı Bilgen Korzay bize bazı konularda yardımcı oldu. Fikir kendisi de astrolojiyle ilgilenen bir arkadaşımız. Şimdi bize dedi ki, sorar mısınız arkeolog hanıma, astrolog hanıma? Ben kendi mesleğimle olarak, evet. Kendi mesleğimle. Covid'i tahmin edebildiler mi? Evet, bu çok güzel bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Orada da bir olasılık vardı. Koç burcuyla alakalı bazı özel durumlar vardı gökyüzünde. 2019'un sonunda 2020 yılının 2020'nin yorumlarını yapan birçok astrolog oradaki bazı potansiyelleri gördü. Tabii herkes o anda içine doğanla veya ona o anda o potansiyeli, hani bir sürü potansiyel sayacağına insanlara bir şey söyleme yolunu seçti.
Mesela ben de orada şöyle bir şeyde yanıldım. Mesela ben ben böyle ateş vurgusu ve savaş vurgusunun birlikte olabileceği bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ateşli hastalıkla biz savaştık. Aslında bakıldığında doğru. Hani ama savaş gibi böyle daha insanların birbirine gireceği bir şey olacağını düşünmüştüm. Ama hastalık üzerinden geldi. Birkaç tane hastalık olabileceğini düşünen olup söyleyen de oldu. Savaş çıkacak diyenler de oldu benim gibi. Veya çok alakasız başka ateşli başka olaylar olacak, bombalamalar olacak diyenler de oldu. Hani burada bunu okuyabilenler potansiyelleri biraz farklı şekillerde. Çünkü her şeyi sayamazsınız orada olasılıkları. Bu şekilde bir olay gerçekleşiyor. Sonra o olayın hastalık olduğu ortaya çıktıktan sonra gökyüzüne o potansiyeli hastalığı nereye götürür acaba diye bakmaya başladı ama herkes bir yerden yani sonra. Yani savaş ve işte bombalama gibi şeyler daha kolaycı gibi sanki. Yani çünkü dünyada artık savaşsız her zaman oluyor. Şey yok, yıl yok. İşte bombalama olmadan yıl yok ama salgın hastalık işte 20 yılda bir. En son İspanyol gribi evet. Varmış ne varmış. Yani salgın hastalığı hastalanabilir de salgın hastalık. Yani bu kadar dünya çapı salgın hastalığı bilmek gerçekten bir kehanet gibi bir şey yani. Aslında ama iki olasılık birleşmiş. Evet. Yani iki olasılık da aynı yerde toplanmış. Evet. İşte ateşli hastalıkla savaşıldı diyor. Evet. Yani ateş var, yani hastalık de, var ve savaş var. Bu da bir savaş, biyolojik savaş. Bir de aynı, yani. Ben de onu diyecektim. Yani bunun biyolojik savaş olduğunu sonuçta hani artık neredeyse herkes hemfikir. Evet. Aslında bu da bir çeşit savaş ve ben size şöyle söyleyeyim. Bundan sonraki yıllarda biz biyolojik savaş daha çok yaşayacağız. Bu daha hiçbir şeydi. Yani savaşlar buraya gidiyor. Oraya yani. Gidiyor ve bilgi savaşlarına doğru gidiyor iş. 2030'lara kadar bu iş böyle gidecek gibi görünüyor. Evet, o zaman bu konulara geldiğimize göre geçelim. Ülkemiz için öngörüleriniz nelerdir? Astrolojik olarak dünya için nelerdir? Evet. Biraz girelim mi o konulara ekonomi da hocam? Ekonomi ne olacak? Ekonomi. Açlık, soruna şu anda. Yani hani hepsini böyle bir sürü başlığın var senin yorumlayabileceğin. Evet, çok nelerden var. Nelerden bahsedelim? Ülkemizi neler bekliyor değil mi? Yani, ülkemizi evet, neler bekliyor? Ben şunu bir kere düşünüyorum. Bir kere açlık ve kıtlığa doğru giderek gidiyoruz. Çünkü suyla ilgili test çok fazla olacak ilerleyen günlerde. Bir de şimdi tarım vesaire bunlar da sürekli olarak aşağı doğru iniyor görüyorsunuz. Giderek gıda ürünlerine ulaşmak zorlaşacak aslında. Ve ben bu noktada birkaç defa yazılarımda, videolarımda falan da söylemiştim kanalımda falan da. Hani olabildiğince böyle bir küçük hobi bahçesi, bahçe bir şey alabiliyorsanız böyle bir şeye yatırım yapın. Hani eve binaya yapmaktansa böyle bir şey yapın. Çünkü yiyecek çok kıymetli bir şey olacak ileride demiştim. Hala da bu lafımın arkasındayım açıkçası. Biraz oraya doğru gidiyoruz aslında. Bunun dışında bence kısırlık çok fazla olacak insanlarda. Çünkü hormonlu gıdalar falan da yiyoruz ve özellikle bence bu yılın sonunda üreme oranlarında ciddi azalmalar olacak. Şu anda fiziksel olarak vücudunda hiçbir problem olmadığı halde bebek doğuramayan bir sürü kadın var. Çocuğu olmayan insanlar evet, var. Doğru. Doktor sebebi bilinmeyen infertilite diyorlar onlar galiba. Öyle bir tanı koyuyor. Doktor da bulamıyor sebebin ne olduğunu. Yani burada arka planda bir şeyler var ve insanlar kısırlığa doğru gidiyorlar diyerek. Bu da bir olasılık. Yani oraya doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Bunun dışında bu kripto paralar zaten çok fazla hayatımıza girecek, gitgide de giriyor ve bu kripto paranın bir şekilde ben önümüzdeki seneye birkaç ülkede şu anda bu başladı. Artık böyle para birimi gibi yavaş yavaş hayatlara gireceğini düşünüyorum. Bunu geçen seneden beri de söylüyorum. Dolar ve euronun yerini hatta alacak gibi, yani onlar bir kağıt parçası, hatta hani yok hükmüne falan gelecekler. Birkaç sene içinde oraya doğru gidiyoruz şu anda. Zaten gökyüzünde bir Uranüs Boğa geçişi yaşıyoruz. Bu Uranüs Boğa geçişi Boğa burcu para ve maddi değerlerle ilgilidir. Ve Uranüs de çok büyük değişim ve dönüşümleri gösteren bir gezegendir. Bunların ikisi şu an bir araya geldi. Ve dünyada ekonomik anlamda para sistemi, finans sisteminin 2026 yılına kadar çok büyük değişimlere gebe olduğunu söyleyebiliriz aslında. Bunu en çok son bir yıldır kripto paralarla görmeye başladık. Daha çok girdi hayatlarımıza bunlar. Şimdi önümüzdeki yıl ay düğümleri geçişi olacak Boğa Akrep hattına. Ve bunlar da önemli tutulmalar yapacaklar. Kadersel değişiklikler 2022 yılından ve 2023 yılında en çok para ve finans sisteminde orada gerçekleşecek. Hiç ummadığımız şeyler olabilir. Para bu anlamında. Bu dünyada yani tüm dünya olarak, insanları etkileyecek tabii bir şey. Tabii para belki ortak bir para sistemine doğru gideceğiz. Yani şu anda oraya doğru iş gidiyor. Çok ütopik geliyor şu an böyle şeyler ama dünyada hep büyük değişimler zaten baktığımızda hani sosyolojiyi veya dünya tarihini incelediğimizde de hep şunu görüyoruz. Önce bir hastalık bir şey olmuş. Arkasından mutlaka bir ekonomik kriz olmuş. Onun arkasından savaş gelmiş zaten.
Hani bu bir dönüm şeklinde hep gitmiş. Sonra insanlar sistem değişikliği yapmışlar. Finansal sistemi değiştirmişler. Ve oraya doğru gidiyoruz şu anda da yani. Şimdi 2022'de dünyayı ve Türkiye daha mutsuz bir dünya Türkiye mi olacak? Yoksa bu hastalık nereye kadar gidecek? Bu hastalık, ekonomik bu sıkıntılar hepsi beraber biz 2022'de daha mı kötü günler bekliyor? Sizin dediğiniz gibi işte hastalık, ekonomi ve daha sonra savaş, yani Allah korusun. Evet, oraya doğru gidiyoruz maalesef. Oraya doğru gidiyoruz. Ama hocam sen bir şey, şu anda aklıma şu geldi. Hani hep sen dersin ya, savaşlar sadece insanların cebine dokunulduğunda, ekonomik krizler yaşanmaya başladığında çıkar. Evet. Yani hani bu sosyolojik de bir olgu aslında. Tabii ki insanlar ne zaman kendilerine dokunduğu zaman her şey bir isyan şeye başlar. Yoksa bir türlü çok insanlar umursamaz her şeyi. İşte günlük siyasi hareketleri ya da dünyadaki olan başka şeyleri. Ne zaman insanın kendi cebine dokunduğu zaman, o zaman insanın kendi isyanı başlar. Bu kendi isyanı, eğer bu cebine dokunan kişiler çoğalmışsa, bu toplu olarak bir şeye dönüşüme zaten başladı. Şu an dünya çok büyük bir devrimin eşiğinde, ben size söyleyeyim. Ve 2024-2025 yılına kadar dünyadaki bütün liderler yerinden olacak. Başka liderler gelecek yerlerine. Dünyada sistem değişikliğine gidiyor dünya şu anda. Plüton burç değişikliği yapacak. Oğlak burcunda şu an Plüton, Kova burcuna geçecek. Ve o noktada Oğlak burcu, Oğlak statü demektir, konum demektir. Ve dünya liderleriyle çok alakalı. Plüton da güç demektir. Bunları bir araya getirdiğimizde dünyanın tepesindeki çok büyük şirketlerin de ortadan yok olacağını söylemek mümkün ilerleyen dönemlerde. Artı şeyi de söyleyeceğiz bu noktada. Dünya liderlerinin de çoğu gidecekler. Ve yepyeni bir teknoloji çağına doğru gitmeye başladık. Ha, insanlar, dediğiniz çok doğru, hani başlarına bir şey gelmeden bir şeye tepki vermiyorlar. Ama işte bu da sosyolojik patlama denen şey aslında. Şimdi siz, size dokunulmadığı müddetçe işte sokaktaki dilencinin halinden anlamazsınız. Veya Afrika'daki açın halinden çok böyle bir merhamet duygunuz yoksa çok anlamayabilirsiniz. Ama siz aç kalmaya başlayınca o insanın ne hissettiğini anlamaya başlarsınız ve artık çıkıp sokakta bunun için çaba sarf edersiniz. İnsanlar çok sokağa çıkacaklar bu saatten sonra. İşte oraya doğru gidiyor yani. Evet. Ben tüm de, dünyada ben ama. De, tüm o dünyada şekilde ama. Az çok siz düşündüğünüz gibi düşünüyorum. Yani böyle ilerse bu kadar dünyadaki, bütün dünyada içinde, yani bu geçerli, Türkiye içinde geçerli, bu kadar işte açlık sınırında yaşayan insanlar, bu kadar ekonomik zorluklar arttı. Pandeminin getirdiği çok büyük zorluklar, ki ne zaman biteceği belli değil. Astrolojiler, astrologlar bunun için bir tarihte vermiyorlar. Doktorlar bile veremiyor. Kimse astrolog vermiyor. Nasıl versin yani? Yani hani veriyor ama insanlar bulaştırmaya devam edebiliyor. O kadar onu. Çok her gün Türkiye'de bir uçak dolusu insan ölüyor. Evet. Ve kimsenin umurunda değil. İşte 250 kişi, 300 kişi her gün bir Boeing düşüyor Türkiye'de. Ve sadece buna sayıda kaldı artık. Sayı. 250 kişi ölmüş, 247 kişi ölmüş. Bu kadar. Sayıda kaldı yani. Bunlar insan. Hepsi birer insan. Hepsi birer aile. Hepsi baba veya dayı, anne, işte yani bunların çevresi, sevenleri. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor ama artık şey oldu yani. İşte 330 bin kişi pozitif, 250 kişi öldü. İstatistik oldu. Ölümler istatistik oldu. Yani insanlar duygusuzlaşma başladı. Ama yani hani her konuda biz bu ülkede biraz duygusuzlaşmaya başladık. Yani bundan hatta 10 yıl önceki duygusuzlaştı bir yani, konuya işte yani hani ben bugün 10 yıl önce herhangi bir yerde, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir şehit haberini duyduğumuz zaman tüm Türkiye halkı ağlarken bugün haberlerde onlar da sayı oldular. İşte onları sayıyor. Yani onları sayıyor. Evet, yani onları hani birçoğumuz sanıyorum aynı şeye geldik. Gerçi hani katmayayım kendim çok fazla da tepkisizleştik gerçekten. Alıştırıldık. Her türlü olaya tepkisizleştik. Peki bu tepkisizleşme sonu çok kötü bir patlama olacak. Onu ben size söyleyeyim. Evren mi yaşattı bize bunu? Yıldızlar mı yaşattı? Şöyle, ben size şunu bu söyleyeyim. Bu Türkiye haritasındaki bazı şeylerden kaynaklanıyor. Biz bir akrep ülkesiyiz ve steryum dediğimiz çok yoğun akrep vurgusunda birçok gezegenin de, sadece güneşi değil birçok gezegeninin akrepte olduğu bir ülkeyiz. Ve orada zaten Türkiye haritasında bir okuma yapıldığı zaman Türk halkının niye böyle davrandığı, mesela bu kadar niye mal mülk takıntısı olduğu, ev takıntısı, herkes bir evim olsun takıntısı niye olduğu filan, çok net bir şekilde kısa yoldan para kazanmalar hepsi gözüküyor. Ve
Şimdi bir akrep toplumuyuz, köklerimizden de biz bunu getiriyoruz. Bir kere biz savaşçı bir toplumuz ve her zaman küllerimizden doğduk. Akrep burcunun sembolü de böyledir. Her zaman biz küllerimizden doğarız. Zümrüt Anka gibi. Evet. Aynı küllerimizden doğan bir toplumuz. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda halk durdu, işgal oldu. Sonra ülkeyi kurtarmak için bir anda seferberi olduysa, oraya doğru bir yerden sonra gidecektir bu durum. Yani hani bir yerde herkes toparlanmaya çalışacaktır, işte hakkını arayacaktır veya işte sosyal anlamda daha farklı şeylere götürecektir. Ama şu bir gerçek ki akrep burcu küllerinden doğar ama hep çok büyük testler ve krizlerle doğar. Biz bir kriz ve test yaşamadan maalesef uyanamıyoruz. Dibe vuracağız bir anda bir uyanış olacağını ben düşünüyorum. Oraya da fazla bir zaman kalmadı. 2022 bence bizim için bu anlamda. Hmm, 2023 ve 2023 önemli bir yıl. Dibe vurmadan yukarı çıkamıyorsunuz. Yok, çıkamazsınız. Aynen öyle. Tamam, onun için ben şu anda ortaya çok sizin dediğiniz gibi hatta dipteyiz diye düşünüyorum. Bundan sonra artık bir çıkış arayacaktır yani insanlar. Hı hı. Hem ülkemizde olsun hem de insanlar. Aralık Ocak ekonomik anlamda çok sıkıntılı. Venüs retrosu var orada. Evet. Orada çok büyük şirket batışları falan da ben bekliyorum maalesef. Şimdi Covid'de böyle biliyorsunuz yarım yarım çalıştı insanlar falan. Hani o bile çok pahalılıkla beraber zorladı insanları. Şirketlerin batması, işsiz kalınması ve bunun daha da çoğalması doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Yani hani ekonomi şu an için 2022'nin sonuna kadar dibe vuracak ülkemizde. Evet, ve tüm ilk dünyada. Aralık ve Ocak'ta başlayacak bence bazı şeyler. Ondan sonra giderek vuracak yani bu noktada. Tamam, o yüzden sistem değiştirecekler büyük ihtimal. Şu anki finansal sistem ondan değiştirecekler. Doğal afetlerle ilgili bir beklentiniz var mı? Ya maalesef şu beklenen İstanbul depreminin ben seneye olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. 2022 sonundan itibaren olma ihtimali var. Bu boğa akrep hattı bizi bayağı etkileyecek gibi görünüyor. Ve bununla ilgili zaten bir takım şeyler de var yani. Medyumik kehanetler var daha öncesinden yapılmış olan. Onlar da 2022'yi hani böyle çok gösteriyor. Onlar biraz daha tarihleri farklı söylemişler ama benim de astrolojik olarak gördüğüm 2022 sonundan itibaren böyle bir olasılığın yani olduğu yönünde. Umarım olmaz tabii 2021 yani. 2021 aratacak bize diye düşünüyorum. Son bakın ben 2019'da bir video çekmiştim. Evet. Yılın sonuydu galiba. 2020 yılı için şey demiştim. Ya 2018 ya 2019 sonuydu. Sonun başlangıcının ilk adımını biz bu yıl itibariyle atıyoruz diye bir cümle kullanmıştım. Giderek hani bir şeyin bitmesi hemen olmuyor biliyorsunuz. Adım adım. Biz böyle bu bitişlere doğru gidiyoruz. Bir yerde tam bir bitiş olup yepyeni bir şey başlayacak. Onun da bir geçiş noktası var. Biz çok arada bir dönemdeyiz şu an. Bitmekle başlamak böyle o geçişin olduğu dönemdeyiz. Ondan bu kadar her şey karışık zaten. Evet. Ben devamlı bunu bazen okumada çalışıyorum. İzleyenler çoğu burçlarını merak ediyor. Burçlara... Yani bu, siz girmek istemiyorsunuz ama en azından yani toplu olarak ya da işte birbirini etkileyen yıldızına göre en azından birkaç burç yani burçları görür yapabilirsiniz. Birkaç burç olursa diğer burçları üzeriz. Üzeriz hep hani yani. Kısaca yok, bütün böyle burçlar, evet yok, bütün olabilirse yani, birazcık yok, yanlış, varsa. Yanlış ifade ettim. Bütün burçları ufacık bir değinebilirsiniz. Tamam daha önceden belirttiniz mesela ama. Mesela 2022'nin en şanslı burçları ya da işte en hüzünlüsü, en çok aşk yaşayacak olanı falan. Yani şey var, şimdi hani burada sizin beklentinizin neyle olduğu ile ilgili. Şimdi kimisi için şans, şimdi sen burç çok ruhsal biri olmak için. Hocam? Burç ben yapmıyorum çünkü zaten biz madem biricik ve tekil ve özeliz, her bir insan bir parmak izi gibi onun haritası. O zaman burç yorumu zaten bana ne kadar uyacak ki? Uymuyor ki. Ya mesela her koç burcu aynı mı ya da her boğa burcu aynı mı, her ikizler aynı mı değil. Çok farklılar birbirinden. Bunu haritaları zaten farklılaştırıyor. Ben bu noktada şey söyleyebilirim ama hani çok genel olarak şunu söyleyebilirim. Evet. Sebepleriyle söyleyeyim hatta. Şimdi gökyüzünde 2019'dan beri tam olarak bir geçiş olduğundan beri Şiron koç burcu geçişini yaşıyoruz. Bunlar şimdi koç burçları da etkilenecekler. Zaten etkileniyorlar bir süredir. Doğduğu güne göre etkileniyor. Teraziler de etkilenecek. Hayatlarında koç ve teraziler bir şekilde şey yaşayabilirler. Bir takım şifalanmalar ama bu şifa tabii parayla ilgili bir şifa olabilir. Hayatıyla ilgili bir şifalanma olabilir. Veya mesela kötü şeyler de bazen bir olayın bitmesi için şifadır. Sizin asla karar veremediğiniz bir şeyin bitmesi de aslında sizin için şifadır. Siz o an için onu bir şer gibi görürsünüz ama bir hayır da olabilir. Yani bunu çok yönlü bir şifa gibi düşünün. Koç ve terazi burçlarını bence bu bir süre daha etkileyecek. Birkaç yıldır onlar bunu yaşıyorlar. Boğa ve akrep burçlarına geldiğimizde zaten hem Uranüs'ten
bir etki alacaklar onlar 2022 yılında. Hem de tepelerinde tutulmalar meydana gelecek. Onlar hayatlarına çok büyük dönüşümler bence yaşayacaklar. Kadersel dönüşümler yaşayacaklar. Boğalarınki biraz daha geleceğe dönük şeyler yapmak üzerine olabilir. Akreplerinki de biraz geçmişi toparlamak, geçmişin önlerine gelmesi, çözülecek olaylar şeklinde gelebilir. Böyle genel söyleyebilirim. İkizler ve yaylar geçen seneden beri etki alıyorlar zaten onlar. Ve yine hayatlarında bazı değişimleri yine yapabilmek adına şanslar yakalayabilirler ama tabii bu şansları değerlendirirlerse yakalayabilirler. Ve hani hayatta bazı disipline olamadıkları şeyler varsa disipline olmak adına belki bir takım çaba sarf edebilirler kendileriyle ilgili. Yengeç ve oğlaklar 2019'da çok etkilendiler onlar. Zaten garibim oğlaklar tepelerinden Plüton geçti onların, ezdi geçti onları. Bayağı bir oğlak burcu herhalde 2000 kaç yılından beri diyeyim. 2018'ler, 2017'lerden beri başlarına herhalde gelmedi kalmamıştır. Bir sürü yıkım yaşamışlardır hayatlarında. Ama o yıkımlar da onları değiştirdi ve dönüştürdü. Daha belki güçlenerek çıktılar, daha dirayetli çıktılar bunlardan. Onlar da bu etki biraz daha devam ediyor. Keza yengeçler de aynı şekilde hayatlarında büyük değişim ve dönüşümler yine görmeye devam edecekler önümüzdeki günlerde gibi görünüyor. Aslan ve kovalara geldiğimizde de onlar da 2022 yılında özellikle bir Satürn etkisi altında olmaya devam edecekler. Bu yıl başladı onların etkileri özellikle. Hatta geçen sene sonlarında başladı. Satürn de burada onlara büyük bir yine disiplin gücü verebilir. Bazı konularda önlerine testler getirebilir ve bu testler onların güçlenmeleri ve değişmeleri için yine onlara bir fırsat getirebilir aynı zamanda. Başak'la balıklar, onlar da 2012 yılından beri aslında Neptün etkisindeler. O etki bu yılda onlar için devam ediyor. Hayatlarında daha aslında belki ruhsallaşmak adına bunu faydalanabilirler bundan. İşte empatik olmak adına. Veya bunların farkında olmadan bir hayat yaşıyorlarsa hayatlarına çok büyük çözülmelerle karşılaşabilirler. Hep bir belirsizlikler. Bir türlü niye bunlar sonuçlanmıyor? Biraz daha onlara ruhsal hayata bakmalarını, iç seslere güvenerek bakmalarını ben tavsiye ediyorum. Biraz çok, daha mı? Biraz daha. Biraz daha böyle olmaları lazım. Şimdi mesela Başak Burcu'ymuşsunuz. Hani Başak Burcu şeydir sonuçta. Biraz hayatı analitik algılar ama siz öyle bir Başak olmadığınızı söylüyorsunuz. Bu sizin haritanızdaki bazı özel durumlardan kaynaklanıyor olabilir. Ama hayatınızda çok önemli. Mesela çözülmeler getirebilirsin. Bir takım hani bir dağılıp çözülmeler, bir sislenmeler getirebilir. Burada hep kalbinin sesini dinleyerek hareket etmekte fayda var yani. Çok çok genel böyle söyleyebilirim. Biraz uzun vadeli etkiler de oldu aslında burada ama böyle söyleyebilirim. Yani ben biraz böyle bakıyorum. Yok gayet güzel yorum. Çok net yani bakmaya çalışıyorum ben. Her şey asıl haritanızda tabii ki gizli. Tabii doğum haritası evet. Önemli olduğu için burç yorumlamalarını gerçekçi bulmadığını defaatle dile getirdi astroloğumuz. Şimdi hani yayın öncesi de şey yapmıştık ya bu sahte peygamberler dinler falan böyle bu dönemde fazlaca arttığı bunlardan biraz bir de şunu da söyleyelim. Biz Ece Hanım kuantumla yakından ilgili değil mi? Yani çok sevdiğim bir konu okuyorum. Tabii asıl işim o değil ama hani olabildiğince okumaya çalışıyorum kuantumu. Çünkü astrolojinin temelinde o var aslında. Yani hani işte reenkarnasyon, kuantum bunlara daha geniş bir program ayırmamız gerekecek aslında. Yani çok bir program teknik konular. Evet, çok, evet. Çok o uzun bir konu. Ona girsek ama işte çıkamayız. Bunların böyle bunların size vermiş olduğu minik bilgilerle bu dinler peygamberler falan biraz bahsetsek olur mu? Şimdi olur bahsedelim. Bir kere şunu söyleyeyim. Şimdi karma olgusunu genelde biraz böyle yanlış da algılayabiliyoruz. Çünkü şimdi sonuçta biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ve şu ana kadar bizlere öğretilen, din adamlarının öğrettiği kesinlikle reenkarnasyon yoktur olarak bize öğretildi. Biz çünkü Budist bir kültürden gelmiyoruz. Fakat hani karmanın aslında Türkler olarak şamanlıkta yani. Var. Aynen. Şamanlıkta var. Tabii. Şamanlıkta var. Ben hani şu anki inanış anlamında söyledim bunu. Şimdi tabii burada benim burada kendimce tabii karmanın da var olduğuna dair bir fikrim var. Sonuçta karma astroloji diye bir şey var. Ve hani ben dindeki kısmının da biraz farklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunu ayrı bir zamanda anlatayım ama. Ama şu bir gerçek ki bir astrolojik haritanızdan sizin bu hayatta yapmanız gerekenler çıktığı gibi. İşte mesela sürekli ayağınıza tökez yapan veya sebebini bilmediğiniz bazı korkularınız. Bunlar sizin başka bir
bedende yaşadığınız zamanlardan getirmiş olduğunuz artıklar da olabilir. Çözmeniz gereken şeyler de olabilir. Atalarınızdan karmik olarak aktarılan şeyler de olabilir. Yani bir yerde dedeniz erik yemiştir, sizin şu an dişiniz kamaşıyordur. Ki Anadolu'da böyle bir laf var yani hani. Anadolu'da bilinen bir laf bu. Ya da büyümüş de küçülmüş bu çocuk derler değil tabii, mi? Tabii nereden biliyor bu? Mesela bir şeyi hatırlıyor, beni buraya gömdüler diyor. Oğlum sen gömülmedin, daha 3 yaşındasın diyor annesi falan. Biliyorsunuz mesela Hatay bölgesinde falan çok fazla var reenkarnasyon. Bir şey var ki hatırlıyor bu çocuklar bunu. Ki insan çocuklar 7 yaşına kadar aslında bizim göremediğimiz başka boyutları da görebilirler. Başka enerji formlarını da görebilirler. Fakat tabii bizde yok canım görmüyorsun, hayali arkadaşın yok falan diye onu kapatırlar. Aslında çocuklar zaten algıları çok açıktır. Çok da onu yapmamak lazım çocuklara. Ben kendim yani birkaç kere yaşadım, daha belki daha fazla yaşamışımdır. Hiç gitmediğim, hiç görmediğim bir sokağa veya bir caddeye giriyorum. Ama daha önce ben buraya gelmiştim. Ben burayı görmüştüm gibi his o anda doğuyor. Dejavu işte onun adı. Yani bunu yaşadım. Ama bu birazcık evet herhalde sanatçılar, sanatçı kişiliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Yani hani... Neptün dedik az önce. Mesela çözülme dedim ya az önce. Balık burcu falan. Neptün ruhsallık ve sanatla alakalıdır. İki tane konusu var temel Neptün'ün çalıştığı. İşte Poseidon. Evet. Sular onda, aynı evet, zamanda. Sular. Onda. Bir de sular var. Sular yani hani hepsi bir arada baktığımız zaman. Su da çünkü hani baktığımızda her türlü şekle giriyor falan yani hani bazı göremiyoruz bazı şeyleri falan. Hal değiştiriyor falan su. Şimdi sizin de mesela sanatçılık var. Sanatçılık varsa burada altta çok yoğun bir Neptün vurgusu vardır. Mesela sizin haritanızda bir Koç burcu olduğunuz halde niye sanata gittiniz? Mutlaka bir şey onu size yaptıran bir Neptün etkisi vardır. Bir bana bir balık etkisi vardır orada. Bir şey sizi mutlaka götürmüştür. Yoksa siz Koç burcu gidip mesela ticaret yapardı yani. Gidip bambaşka bir iş yapardı yani hani baktığımız zaman. Niye siz buna gittiniz? Spiritüellik de keza Neptün'ün konusudur. O yüzden biz böyle haritasında çok Neptün vurgulu insanlara haritasının kalanına da bakarız ve deriz ki ya sanatla uğraşman lazım ya da ruhsallıkla uğraşman lazım. Çok yakın bir konular birbirlerine. Çünkü hani gözünüzle gördüğünüz bir şey değil. Siz bir şey oluşturuyorsunuz. Hani sizde yine eser var hani. Bizde de harita var en kötü ihtimalle ama gözle görülen bir şey değil. Hisle anlaşılan bir şey. Yani orada sanat olarak o eserin size verdiği his önemli orada. Kendisinden çok hissiyatı önemli. Bunda da hani gözle görülmeyen bir şey. Enerjilerden bahsediyoruz. Neptün. Bu da tamamen Neptün çalışıyor. Peki. Mitolojiye girelim mi birazcık da? Kısacık da ondan bahsedelim. Çok benim konum astroloji değil ama. Evet ama astroloji ve mitoloji yakından ilgili sanıyorum. Zaten ilgili. Hani yıldızlar, burçlar, tanrılar. Evet. Yani esin perileri... Ne kadar etkili hocam? Ya şimdi şöyle bir şey var. Aslında mitoloji bir şekilde aslında astrolojik olayları insanlar unutmasınlar diye sanki böyle bir modellemişler. Böyle kulaktan kulağa anlatılsın diye gitmiş olan bir şey. Aslında biraz öyle bir olayı var. Mitolojinin temelinde astroloji var aslında. Diyor. Aslında evet. Ya mesela şimdi Zeus diyor. Zeus tanrısı şunu yaptı diyor. İşte Uranus'un... Şimşek çaktı. Uranus diyor. İşte Kronos'u diyor. İşte kafasını uçurdu. Orağı vardır diyor. Satürn'ün simgesi ters orak mesela yani hani. Bildiğimiz orağın yani o orak şeklinin tam tersi Satürn'ün simgesi. Hani orada işte Kronos'tan geliyor. Kronos işte zaman tanrısı. Hani orada aslında hep bizim astrolojide mesela hep şöyle yaparız. Ben astroloji dersi de veriyorum. Hep orada derslerde ilk başta şunu anlatıyorum. Gezegenin kendisinden önce onun mitolojisini anlatıyorum. Nereden geldiğini. Mitolojiyi anlayınca gezegenin nasıl çalıştığını anlıyorsunuz. Hani orada aslında orada anlatılan şeyin hikaye değil de burayı bu modellemeyi insanlara yaymak için sanki hani böyle bir şey haline getirmiş olduğunu anlıyorsunuz. Tanrılar mesela katları var. Mesela niye 12 tanrı var bildiğim kadarıyla değil mi Yunan mitolojisinde? 12 tane burç var. En basiti yani. İnanılmaz bir bağlantı var gezegenler orada. Gezegenler etkili diyorsunuz ya. Belki de beni mesela keşfedilmemiş bir gezegen etkiliyor. Mesela. Çok ilginç bir yaklaşımdı bu da. Olabilir yani. Valla. Tabii yani aslında buna da girilebilir. Bu konuya da girilebilir ama. Keşfedilecek bir çok ilginç bir şey söylediniz. Benim öyle bir öngörüm var. Ben 2030'a kadar yeni bir gezegenin keşfedileceğini düşünüyorum açıkçası. Mesela benim gezegenim o. Olabilir. Çok ilginç. Ben Türk mitolojisiyle ilgili de birkaç bir şey okudum. Tabii orada nasıl harita baktıklarını çözemedim. Onu birisinin anlatması gerekiyor yani Türk mitolojisini. Orada mesela Proserpina diye bir gezegenden bahsediyor. 3600 yıllık bir döngüsü var. Ve onu da bir burcun yöneticisi olarak atamışlar falan mesela. Çok ilginç bir şey var orada. Bizde öyle bir gezegen yok normalde.
Normalde astroloji öyle bir gezegen yok. Yok. Üç şey var, bu Marduk falan var hani bu şey, bu eskilerden bildiğimiz hikayelerden, Erik von Daniken'lardan falan bildiğimiz, Zekeriya Sitchin'den bildiğimiz hikayeler var. Bir de işte bu Sümerlerden falan bildiklerimiz var, işte Marduk, Nibiru falan. Ama orada gerçekten Proserpina diye bir gezegen var. 3600 yıllık döngüsü olan bir gezegen var. Herhalde onu bulacaklar, bana öyle gibi geliyor. Bu benim hissiyatım, o bir gezegen bulunacak gibi geliyor bana 2030'a kadar. Bunu da buraya söylemiş olayım. İlk defa burada söylüyorum. Evet. İlginç bir şey. Evet yani hani. Bunu söylemeniz de ilginç bir ressam anlık oldu. Hiç aklımda yoktu buraya gelirken bunu söylemek ama sizin değinmeniz de çok ilginç oldu şu anda. Peki hani nasıl denilebilir o? Yani hani tesadüf, tevafuk bunlar... Eş zamanlık. Tesadüf diye bir şey yok. Her şey eş zamanlık. Benim bugün burada olmam gerekiyordu. Bugün burada üçümüzün olması gerekiyordu. Tam da bu saatte olması gerekiyordu. Bunu biz tamam hani daha öncesinde mesela bugün ayın son günü 30 Eylül. Bir Merkür retrosunda beraberiz. Buraya geldik. Ben de tesadüfler için ama. Tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey olması gereken zamanda olur. Olması gerekiyordur, olmuştur. Bir insanla siz bir yıl boyunca tanışmak istersiniz. Görüşmek istersiniz. Görüşemezsiniz. Ondan sonrasında bir görüşürsünüz, tanışırsınız. Ondan sonra her yerde karşınıza çıkmaya başlar. Onun çünkü tam o zamanda olması gerekiyordur. Gibi. Çünkü ondan sonra başka bir şeye vesile olacaktır. Ben artık şimdi sembolleri okumak diyorum ben buna. Bu astroloji benim hayatıma girdikten sonra hayata bakış açım da çok değişti. Hep şöyle bakıyorum. Bir olay yaşadığımda bunu bana Allah mutlaka bir hediyesini verecek diyorum. Bir yani şer zannettiğim bir şey de olsa mesela bir yere yetişemiyorum. Herhalde diyorum Allah beni bir şeyden koruyor. Eskiden sürekli böyle hani üzülürdüm. Niye olmuyor? Savaşırdım, çabalardım. Biraz teslimiyette olmak gerekiyor. Hani Allah her şeyi olması gereken zamanda olması gereken şekilde yapıyor zaten. Önümüze getiriyor bizi. Tabii ki şimdi zaten ne diyor? Her şerde bir hayır vardır. Evet, biz göremiyoruz sadece. Ben her şerde bir hayır olduğu gibi her hayırdan da bir şer olabileceğini düşünüyorum. Yani bizim şer zannettiğimiz hayır, hayır zannettiğimiz şer de olabiliyor. İşte senin bir yere yetişmek istiyorsun, yetişemiyorsun ama yetişmek istediğin yerde başka bir olay oluyor. Veya kazadan kurtuluyorsun, veya kazadan yetişemiyorsun filan gibi. Veya, evet, çok başka bir musibetten kurtuluyorsun. Evet. Ama yine de hep planlarımızı yapıp ilerlemeliyiz yani hani sonuçta bu böyle olacak deyip zaten olacaklar olacak, zaten yaşanacaklar yaşanacak deyip beklememek lazım. İşte burada ince bir çizgi var ama şimdi bizim planlarımız, stratejilerimiz elbette olmalı. Ben de şimdi şu anda hayatımı saldım. Çayırı diye yaşamıyorum yani hani ama şu var ben planlarımı yapıyorum, stratejilerimi oluşturuyorum, şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, zamanlamalarımı veya araştırmalarımı da yapıyorum. Eğer o anda olmuyorsa diyorum ki o zaman diyorum bu şu anda olmadıysa demek ki şu anda olmaması gerekiyor. Olması ya da bu kişiyle olmaması gerekiyordu benim bunu diyorum. Allah diyorum benim için bunu güzel bir şekilde zamanlar ve planlar diyorum ve gerçekten çok başka bir şekilde bambaşka bir kapı açılıyor ilerleyen zamanlarda. Çok daha hayırlı bir kapı açılıyor önüme. Ya bence teslimiyet denen şey aslında tam olarak o kadercilik Allah'a güvenmemiz gerekiyor. O biraz da kadercilik gibi planlarımız şey. Planlarımız bize ait. Evet. Neye ihtiyacımız olduğuna göre yapıyoruz sanıyorum planlarımızı da değil mi? Planlarımızı yani kafamızdan hani, geçtiği ya da gibi yapıyoruz. Böyle bir ışık çıkıyor ben şunu yapayım mı diyoruz. Yo, şimdi zaten bizim mesela potansiyel, ben hiçbir zaman bazı konularda plan yapmam. Çünkü onlar benim haritamda zaten benim tarzım olan şeyler değildir. Mesela sizin aynı şekildedir keza. Herkesin kafasındaki planlar, haritasındaki potansiyeller dahilinde aslında olur. Hayatta yapmak istediklerini de o yönde yapmaya çalışır. Ama ondan sonrasında yapmaya çalışır planlar bazen sürekli o planı böyle gider gider duvara toslar, gider gider duvara toslar. Demek ki o planda orada bir sıkıntı var. Ya zaman doğru zaman değil. Ya yapma şekli o değil. Ya da o plan olmaması gereken bir plan. O planın şeklini değiştirmesi gerekiyor. Bir şey sürekli olmuyorsa, benim tavsiyem buradan izleyicilerimize. Bir şey sürekli olmuyorsa onu sürekli didiklemeyi bırakın. Şöyle bir bırakın, biraz geriden bakın. Ya stratejinizi değiştirin, ya zamanı bırakın. Ya da hani orada, burada bir hayır var deyip teslimiyetli olmaya çalışın. Şimdi olması gereken oluyor zaten. Çok... planlı yaşayan bir millet değiliz. Evet. Biz kervan yola düzülür hesabıyla yaşayan bir insanız. Başlarız kervan yola düzülür diye. Yani çünkü coğrafi konumumuz çok fazla plan yapma elverişi değil. Evet. Elverişi coğrafya değil. Kaderdir. Coğrafya da kaderdir yani. Ama biz de burada niye burada doğduk işte bak o da bir kaderdir. Yani, ben de mesela kendime göre işte planlar yapıyorum işte haftaya böyle yapacağım, yarın böyle yapacağım, bir dahaki şunu yapacağım ama
O giderken o kadar çok o kervanda değişiklikler oluyor ki. O planda değişiklikler oluyor yani bir şekilde. Evet. Yani her şey planladığın gibi hiçbir şey gitmiyor. İşte o da Allah'ın sürprizleri. Evet. Yani Allah'ın sürprizi orada çıkıyor işte ortaya. Orada onu göremiyoruz işte. Bazı olmayanlar üzüldüğünde Tanrı gelip dönüp bakıyorsun ki iyi olmuş, ilk olmamış diyorsun. Yani hı hı. işte orada o anda şer gördüğün, işte bu planlayı bak bunu olmadı, bunu başaramadım dediğinde gerçekten geri dönüp baktığında da iyi ki başaramamışım, olmamış dediğimiz bir sürü olay oluyor. Yani hiçbir şey planladığın gibi gitmiyor. Bilhassa hele bizim ülkemizde o planları yapmak karşı saatlik yaşamak zorunda kalıyoruz bazen. Yani hı hı. Ama en güzeli kervan yolu düzülür. Bu lafı severim. Ama yine de bir planınız olması lazım. Yani mesela ben bugünlere çok da plansız geldiğimi düşünmüyorum. Tabii ki plan. Tabii ki ama plan yine olacak. De bir şeyler yine olması gereken zamanda hep oldu. Hani yani, plan bazı şeyleri bıraktım bir yerden sonra. Ama yine de planım doğrultusunda hani şunu yapmak istiyorum. Mesela ya var kafamda. Ama onu ancak mesela 3 sene sonra şimdi yapabilmişim gibi. Hani ya, yine de bir planı olmalı da hani biraz da bırakmak lazım plan, sonrasında. Uzun vadeli plan. Tabii ki insanlar herkes yani bir şekilde işte bir kendi bir program yapıyorsun, bir plan kuruyorsun. Hı hı. Ama uzun vadeli ama kısa vadeli. Ama bunun gerçekleşme olasılığı yani her zaman mümkün olmuyor işte. Biraz gerçekleşiyor, birazdan sen yolda katkı sağlıyorsun, birazdan başkası başka bir katkı sağlanıyor. Genelde bir şekilde o planlı yolda ilerleme çalışıyorsun ama uygun şey böyle düzgün adımlarıyla belki düşe kalka ilerliyorsun. Ama ilerliyorsun bir şekilde o plan dahilinde. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim farklı konularla. Tamam. Ya zaten az bir zamanımız kaldı. Reklamlardan sonra toparlayalım. Tamam. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle devam edelim. Hocam bahsetmiştik daha öncesinde de, senin de bilgin var bu konuda biliyorum ben. Ece Hanım'ın astrolojiyi herkes öğrensin diye bir çabası var. Bunu biraz açalım ve bununla ilgili neler yaptığından biraz bahsedelim. Tamam. Şimdi böyle herkesin hani artık bu burç yorumu kafasından en azından çıkmasını istiyorum ben. O yüzden de bir miktar en azından herkes astroloji haritası hakkında ya da gezegenler, burçlar hakkında bir fikri olursa belki bir miktar astrolojiye gerçekten merakı olanlar ve maalesef sonuçta bu derslerin hepsi bir ücret karşılığında alınıyor ama ben de uzunca yıllar bunu denkleştiremediğim için alamamıştım. Böyle bir durumu olmayanlar için de en azından bir katkıda bulunabilir diye benim böyle bir projem oldu. Ben bir 2 yıl kadar astroloji dersi kendim bireysel olarak vermiştim. Birebir böyle öğrencilerim vardı, gruplar halinde vermiştim. Orada hazırlamış olduğum bazı ders kayıtlarının olduğu videolarım vardı benim. Bu videoları dedim ben niye paylaşmayayım, herkesle paylaşayım. Çünkü zaten biz o videolarda ben anlatıyordum bazı şeyleri. Sonrasında belli aralıklarla canlı dersler yaparak da onları toparlama, sorularını soruyorlardı falan. Ben dedim bunu şöyle bir proje haline getireyim. YouTube kanalım zaten var ve aktifim ben YouTube kanalında. Her hafta bir 2 tane falan video koyuyorum oraya zaten normalde. Dedim ben bu astroloji videolarını YouTube kanalında hani böyle çok sıkılmayacakları şekilde yarımşar saatlik, 40'ar dakikalık parçalara böleyim. Herkese izleyebileceği şekilde koyayım. Orada kuantumdan bahsettim, astrolojinin ne olduğundan bahsettim, karmanın ne olduğundan, aslında burada bahsettiğimiz birçok konuyu orada bahsettim. Sonrasında işte burçlar vesaire derken şimdi yavaş yavaş böyle 7-8 haftadır bunu şu anda gerçekleştiriyorum. Ve çok güzel dönüşler alıyorum. Bir kere hani şey çok güzel, Allah razı olsun, hani alamıyordum
paramı denkleştiremiyordum, ev hanımıydım, benim için mucize gibi bir şey yaptınız şu an diyor herkes. Birçok kişiden böyle dönüş alıyorum. Balık tutmayı öğretiyorsunuz yani. Evet ya, ama gerçekten zaten onu meraklısı olan geliyor. Hani zaten orada olması gereken veya onu alması gereken haberi oluyor. Bir de hani diyorum ya, hani her şey eş zamanlıkta gerçekleşiyor diye. Ve de tam bu zamanda bunu yapmam gerekiyormuş sanırım. Kolektife, topluma dedim bir katkım olsun. Şu anda derslere böyle başladım koymaya. Ha, sonrasında belli bir süre geçtikten sonra, orada belli bir bilgi birikimi oluştuktan sonra böyle küçük workshoplar şeklinde, yine birebir workshoplarla gruplar toparlayıp belki birkaç ay sonrasında böyle bir çalışma da yapacağım. Ama en azından daha ulaşılabilir olacak insanlar için. Ve astroloji dersi almakta olanlar da bu videolardan faydalanabilirler. Zaten Astrolog Ece Erhan Kul YouTube kanalım. Orada zaten bütün videolara ulaşabilirler. Ben merak edenleri izlesinler diyorum. Videolardan bilgiler alsınlar. Bu projede bana katkıda, bana yardımcı olsunlar onlar da. Çok ilginç bir alan. Yani bilimin temeli merak ama astroloji çok fazla merak. Çok uçuk alanlar kalıyor insanlara. Evet. Çok yani uçuk herkes, geliyor. Gerçekten bilgi gerektiriyor. Yani hani matematik bilgisi evet, dahi gerektiriyor. Çok ilginç, çok merak edilen bir. Yani bunu... Ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Tabii bir sürü teknik falan kullanıyoruz ama çok ruhsal, çok spiritüel, gönül gözü açık insanlar var. Hiçbir şekilde harita hakkında sıfır bilgisi olup da önüne bir haritayı ben çıkartıp koyduğum, şu bir X kişisi var, ben bu benim arkadaşım, bak bu da onun haritası deyip hiç astroloji bilmeyen bir başka kişinin önüne bunu koyduğumda, gönül gözü açık birisinin, 10 dakika haritaya bakıp nereden biliyorum ben bunları diyerek, kişi hakkında benim astrolojik olarak yaptığım yorumları birebir yapan arkadaşım var benim. Ya orada o astrolojik harita aslında başka bir yerden bilgi almayı sağlıyor ama biz orayı görmüyoruz. Onun öyle ilginç bir tarafı var. Bazen böyle ilham gibi ben de mesela harita bakıyorum. Bir sürü potansiyel görüyorum orada. Olasılıklar var bir sürü. Ama böyle ilham gibi oradan bir şey böyle bana bağırıyor sanki. Ece bunu söylüyordu içimdeki bir ses. Evet. Sesimiz vardır ya. Çok ilginç bir şey astroloji o noktada. Evet, gerçekten. Spiritüel yani, merak falan da var işin içinde yani. Ve bir de kişinin herhalde evrenden almış olduğu enerji falan, bunlar çok etkili şeylerdir. Mesela ben şu anda hissediyorum ki Ece Hanım'ın enerji, Ece Hanım diyorum ama Ece benim çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim bir arkadaşım, çok sevdiğim. Teşekkür ederim, duyduğumuz karşılıklı. Evet, evet. Çok değerli bir insandır. Yani hani o enerjisi o kadar yüksek ki hangi ortamda olursanız olun böyle bir şey oluyorsunuz. Yani onun enerjisine altına giriyorsunuz. Siz de hissettiniz mi hocam bilmiyorum ama. Evet, ben hiç mesela yani, benim çok mesela konunun dışında olan bir olay soracağım ama zaten Ece Hanım'ın bu hafta bize konuk olacağını bildiğim için biraz da baktım öyle, evet, biraz araştırayım bakayım diye. Beni bir anda içine aldı. İçinde yani içine aldı. Ece Hanım da işte o enerjisiyle beraber iyice içinde kaybolduk astrolojinin. Evet, evet. İnşallah oradan bir şekilde çıkıp bir gösterime bakmayı öğreneceğiz. Peki herkesin hayatında mucize olur mu? Vallahi ben yaşadım mucizeleri bir sırayla hayatımda. ...2012 yılındaki Ece ile şu anki arasında çok büyük bir fark var. Ve şu an ben buradayım. 2012 yılında ben bunu hayal edemezdim. Bunu söyleyeyim. Demek ki mucizeler oluyor. Yeter ki bir kere kesinlikle kalplerini temiz tutsun herkes. Onu söyleyeyim. Kalbiniz temiz oldu mu Allah size gerçekten güzel şeyler veriyor. Biraz bir şeyler için çaba sarf edin. Astrolojik haritanızdan astrolojik anlamda yolunuzu anlamaya çalışın. Bunu yapacak durumunuz yoksa maddi anlamda biraz kendiniz öğrenip kendiniz bir şeyler anlamaya çalışın. Sizin zaten çabanız varsa Allah ve kalbiniz temizse Allah size yardım edecektir. O zaman bakın nasıl mucizeler oluyor hayatta. Hem ne mucizeler oluyor hayatta yani. Kalp temizliğiyle neyi kastediyoruz peki? Tamamen içsel olarak iyi niyetle düşünmek her şeyi. Bir insan için iyi düşünmek. Mesela kıskanç olmamak, gıpta etmek ayrı bir şeydir ama bende yok, onda var. Bende yok, o bitsin gitsin. Ya onda varsa ne güzel. Ben acaba onun gibi olmak için ne yapabilirim? Bu bir imrenmektir ve bu sizi gaza getiren bir şeydir aslında. Böyle bakmak. Yani negatif bakmıyoruz. Evet yani. Yani haset etmek başka bir şey, gıpta etmek başka bir şey. Evet. Olabildiğince herkese yardımcı olmaya çalışın. Alma verme dengesini bozmadan elbette ki. Herkes olabildiğince yardım etmeye çalışın. Siz bir verdiniz, Allah size iki veriyor. Bunu da bilin. Çok abartmadan ama. Alma verme dengesi denen bir şey var orada. Bunları yaptığınız zaman hayal edemeyeceğiniz şeylerin sizi bulacağına emin olabilirsiniz. Ben bunu yaşıyorum şu anda.
Evet, artık programımızı toparlamamız evet. gerekiyor. Açtık da, vaktimiz kalmadı. Evet, fazlasıyla açtık programımızı. Ben veda edeyim. Haftaya farklı bir konukla görüşmek üzere diyeyim. Hepinize iyi akşamlar. Şakir Hocam buyur. Bu hafta hayatın fotoğraflarında çok değişik bir ilgi çerçeve sunduk izleyicilere. Haftaya yeni bir konukla beraber olmak dileğiyle herkese iyi akşamlar. Ece Hanım'a da çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Çok memnun Son oldum. Son mesajlarını istersen izleyenlere. Vallahi lütfen şu burç yorumlara takılmayın. Ben inatla onu söyleyeceğim sürekli. Astrolojinin çok özel bir ilim olduğunu, sizin her birinizin biricik ve tekil insanlar, biricik ve tekil kişiler olduğunuzu unutmayın. Astrolojik anlamda hayat yolunuzun farkına vardığınız zaman ve bu yola için bir adım attığınız zaman bunun çok çok daha fazlasını size akın akın geleceğini de bilin lütfen. Her şey herkesin gönlünce olsun. İyi akşamlar.